Evet, bugün Amerika gündemi çok yoğun. İlk olarak dün aktardığımız haberle ilgili gelişmelerden bahsedelim. Günlerdir ABD gündeminin en önemli tartışma konularından biri olan Başkan Donald Trump'ın azledilmesiyle ilgili bugün birkaç detay kamuoyuyla paylaşıldı. Bildiğiniz gibi ABD Kongresi'ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın görevden alınması talebiyle 25. maddenin işletilmesi çağrısında bulunan tasarıyı görüşüyor. İşte o tasarının bugün oylanması, çarşamba günü de Başkan Trump'ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor. Ancak dün Cumhuriyetçiler sözlü oylamada Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anayasal yetkisini kullanarak Başkan Trump'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi. Fakat Nancy Pelosi Mike Pence'e 24 saat vermişti. Pence'in ABD anayasasını 25. maddesini işletilmesi talebine yanıt vermemesi durumunda Trump hakkında yeni azil sürecini resmen başlatacaklarını dile getirmişti. Amerika basını bunu konuşurken dün gece Trump ve yardımcısı Pence, Trump destekçilerinin geçen hafta Kongre binasına saldırmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'da bir araya geldi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi Trump ve Pence'in geçen hafta yasaları çiğneyenlerin ve Kongre binasını basanların 75 milyon seçmeni desteklediği Amerika hareketini temsil etmediğini vurguladığını ve görev sürelerinin ise geri kalanında ülke adına çalışmaya devam edeceklerini söylediklerini kaydetti. Eğer Trump görev süresi dolduktan sonra Senato'da düzenlenen azil duruşmasında suçlu bulunursa bir daha federal göreve seçilemeyecek. Bugün Joe Biden ise bu konuyla ilgili yaptığı konuşmada 20 Ocak'ta Kongre binasından geçen hafta baskına uğramasının ardından bu Batı tarafı merdivenlerinde yapılacak yemin törenine işaret ederek yemin töreninin açık havada düzenlenmesi beni korkutmuyor dedi. Öte yandan Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Tom Reed New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda ise aceleye getirecek azil soruşturmasına alternatif olarak sayısını belirtilmediği bir grup Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesiyle birlikte Salı günü Trump'a kınama cezası verilmesi için hazırlanan tasarıya katılacağını belirtti. Trump ise bugün Teksas'ta yaptığı konuşmada anayasanın 25. ek maddesinin yürürlüğe konmasından endişe duymadığını, kendisi için sıfır risk taşıdığını ve geri dönerek Joe Biden ve Biden yönetimini bulacak açıklamasını yaptı. Ek olarak Trump, "Bir laf vardır, ne istediğinize dikkat edin" ifadesini kullandı. Şimdi diğer bir nokta ise Kongre saldırısının arka yüzü yaklaşan yemin töreni ve başkent Washington DC'nin güvenliği. İşte bugün Federal Soruşturma Bürosu, FBI ve Adalet Bakanlığı yetkilileri ABD Kongresi'nin Trump yanları tarafından işgaline ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ABD savcı vekili Mitchell Sherwin ve FBI'in başkent Washington saha ofisinden sorumlu olan direktör yardımcısı Stephen D. Antonio soruşturmaya ilişkin bilgileri paylaştı kamuoyuyla. ABD Kongre binasında yaşanan olaylardan önce sosyal medya ve çeşitli kaynaklardan istihbaratın geldiğini ve bu istihbaratı kullanan mekanizmalar üzerinden gerekli güvenlik birimleriyle paylaştıklarını söyledi. Soruşturma kapsamında 170'ten fazla dosyanın açıldığını ve sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca Sherwin isyana teşvik ve komplo bağlantılı ciddi suç vakalarına bakıyoruz dedi. Bu konuya ilişkin bir ekibin oluşturulduğunu aktardı. ABD'li yetkili olaylar sırasında güvenlik görevlilerinde ve medya mensuplarında hedef alındığına dikkat çekerek bununla ilgili de ayrıca bir ekip oluşturduklarını söyledi. Washington gündemi çok yoğun, çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. 20 Ocağı kadar da böyle olacak gibi duruyor. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.